İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. 30 Ekim Çarşamba akşamında ana haber bülteniyle karşınızdayız ve ilk gelişmeyle başlıyoruz. Evet, ABD destekli İsrail devlet terörü can almaya devam ediyor sayın seyirciler. Gazze'de vurulan binada can kaybı yüzü geçti ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da sürüyor. İran yetkililer ise İsrail'in ülkelerine ABD'nin oluşturduğu hat üzerinden saldırdığını ifade etti. İsrail terörü her gün yüzlerce can alıyor. Gazze'nin kuzeyinde vurulan binada en az 100 kişi hayatını kaybetti. Alçak saldırıda yaklaşık 40 kişi ise ceset parçaları bile bulunamayacak şekilde yok oldu. Şehit olanların çoğu çocuk ve kadın. Soykırımcı İsrail'in en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'nden bu katliamlarla ilgili pişkin bir açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, toplam ölü sayısını söyleyemem ama bu olayda iki düzine çocuk öldürüldü dedi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43.163'e, yaralı sayısının da 101.510'a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. Amerika Birleşik Devletleri destekli İsrail'in Lübnan saldırıları da sürüyor. İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın kuzeydoğusunda yer alan Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köylere yeni bir saldırı tehdidinde bulunarak bölge halkından evlerini terk etmelerini istedi. İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu. Ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a ABD'nin oluşturduğu hat üzerinden saldırdığını belirtti. İsrail'in İran'a saldırısı öncesinde Irak'ta resmi temaslarda bulunduğunu ve en üst düzeyde iki makamla yaptığı görüşmede bu ülkenin toprak ve hava sahasını İran'ın aleyhine kullanmaya izin vermeyeceklerine dair teminat aldıklarını dile getiren Erakçi, buna karşın saldırıya ilişkin raporların Irak'ın hava sahasının kullanıldığı yönünde olduğunu belirtti. Iraklı makamların olaya dair şikayetlerini uluslararası mercilere yapmaları konusunda kendileriyle görüşmeler yaptıklarını da ifade eden Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki hava gücü bir gerçek. İsrail savaş uçakları, ABD güçlerinin onlar için oluşturduğu kanalı kullanma yoluyla bu saldırıyı gerçekleştirebildiler değerlendirmesinde bulundu. Evet, bültenimize Orta Doğu gündemiyle başladık ve bu konunun ayrıntılarını gazeteci Eyüp Coşkun'la konuşacağız. Sayın Coşkun, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, bölgede hareketli saatler, günler devam ediyor ve İsrail terörü Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde ve planlamasında devam eden bu İsrail terörü de can almaya devam ediyor. Lübnan'a saldırılarını sürdürüyorlar ve bölgede yapacağı saldırılar için de adres belirtip bu bölgeden ayrılmaları gerektiğini söylüyor İsrail güçleri. Ve tabii ki bölgede 1 milyondan fazla Lübnan'da bir göç hareketi var. Bu işin bir yanı, ikinci yanı ise İran'a yönelik İsrail'in saldırıları ve bu saldırılarda da Irak'ın hava sahasının kullanıldığı bilgisini İran'da tüm dünyayla paylaştı. Aslında bölgede kendileri bir müttefik arayışı içerisinde olan İran'da tabii ki bölge ülkeleriyle hatta Suudi Arabistan'la, Irak'la ciddi anlamda bir iletişim hattı oluşturmak istiyor ama bu noktada Amerika Birleşik Devletleri hiçbir kurala, hiçbir genel kaideye, uluslararası hak ve hukuk tanımıyor. Bu noktada İran'a bir saldırı düzenlemişti. Şimdi bu süreçleri nasıl değerlendirmek lazım? İkincil hedef olarak Lübnan ve İran kendini gösteriyor. Biraz bu ikincil hedefi konuşalım. Süreç nasıl ilerliyor? Süreç ne yazık ki başından beri çok yoğun bir biçimde Amerika'nın İsrail desteklemesiyle ilerliyor. Çeşitli kaynaklardan kadarıyla yaklaşık bir yıldır Amerika Birleşik Devletleri 18 milyar dolarlık İsrail'e silah ve mühimmat desteğinde bulunmuş. Bu bugüne kadar herhalde görülmemiş yüksek oranda bir silah desteği. Sadece bununla da kalmıyor. Amerika aynı zamanda hem Gazze'ye yönelik olarak hem de İran ve Lübnan'a yönelik olarak buradaki Hizbullah hedefleri ve İran'daki hedeflere yönelik olarak istihbari gereken bilgileri de aynı zamanda İsrail'e aktarıyor. Zaten bu tür bir destekle İsrail'in hareket etmesinin sonucunu görüyoruz.
bugün Lübnan için çok önemli olan yaklaşık 2000 yıllık bir tarihi olan Baalbek kentinde birçok noktada vurulmuş durumda. Şu ana kadar net bir bilgi bölgeden gelmedi ama Lübnanlı basınındaki yapılan haberlere bakılırsa neredeyse Baalbek antik kenti bile büyük bir tehlike altında. İsrail nokta hedefleriyle saldırılarına hem Güney Lübnan'da yoğun biçimde devam ediyor. Birçok köyü topluca yok etmeye çalışıyor. Özellikle sınır bölgesinde, yani yaklaşık birkaç kilometreden başlayarak 10-15 kilometre derinlikte bir alanda kendisine tehdit oluşturmayacak aslında bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyor. Amaç, bunda amaç tabii ki Hizbullah'ın füzelerinden ve bölgedeki tünellerden, özellikle yakın dövüşe yol açacak çatışmalardan İsrail askerlerini ve bölgelere Kuzey İsrail'de yaşayacak olan insanları kurtarmaya çalışmak. Ana yaklaşım bu ama ne yazık ki bölgedeki ateşin daha bir müddet daha sönmeyeceği gözüküyor. Gerçi İsrailli ve Amerikan istihbarat teşkilatları dolaylı yoldan Hamas'la görüşüp hem Gazze'de Hamas'ın elinde bulunan İsrail askerlerinin serbest bırakılması karşılığında yaklaşık bir aylık bir ateşkes görüşmelerini sürdürüyor ama şu ana kadar net bir bilgi ortaya çıkmış değil. Evet. Peki İran'a saldırısını nasıl değerlendirmek lazım? İran'a anladığımız kadarıyla daha bir, aslında İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir diğer büyük Orta Doğu projesinde, Arz-ı Mevlüt projesinde düşündüğü noktalardan, planlardan bir tanesi, İran'dan koparılacak parçalar, Irak, Türkiye ve Suriye'den koparılacak parçalarla bir Kürdistan yapılanmasının kurulması. Ve bunun için de İran'dan koparılacak parçalar da önemli. Bunun için de İran'a yönelik de bir saldırı başlamış durumda. Bunun için ne söylemek lazım? Saldırılarını artıracak mı İran'la ilgili İsrail? İsrail göründüğü kadarıyla İran'a karşı her zaman büyük bir tehdit olmayı sürdürecek. Bahsettiğiniz gibi bu söz konusu olan Kürt bölgesi, Kürt yapılanması planı zaten Büyük Orta Doğu projesinde de yer alan planlardan biriydi ve Amerika'da bunu er ya da geç gerçekleştirmek için bizim de gözümüzün içine baka baka bu plan için çalışmasını sürdürüyor. Tıpkı Suriye'de YPG üzerinde oynadığı oyunlar gibi, tıpkı İran ya Irak Savaşı'nda, Körfez Savaşı'ndan sonra 1. ve 2. Körfez Savaşı, sonra da Saddam'ın devrilmesinden sonra de facto Kuzey Irak'ta bir Kürt devletini oluşturduktan sonra, Kürt devletinin ya daha doğrusu Kürt bölgesinde Kuzey Irak'ta oluşturulan yapılanmanın şu anda bakanları var, başbakanı var, her türlü altyapısı hazırlanmış durumda ve özellikle Kürtler bölgede petrolün en önemli çıkış noktası olan Kerkük'ü de kendilerine katmanın peşindeler. Türkiye başından beri bu projenin karşısında ama ne yazık ki bölgede Amerika, İsrail güçleri ve batılı ülkeler devrede olduğu sürece bu konuda başarılı bir sonuç almak gerçekten çok zor olacak gibi gözüküyor. Bir de bunun üzerine Suriye rejimini zayıflatarak adeta şu anda bölgede bir Kürt yapılanmasını Amerika kendi elleriyle oluşturmuş durumda. Bu büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde kim ne derse desin bir Kürt yapılanmasını İran'ı da içine alabilecek. Kuzey Irak zaten ortada şu anda. Suriye'de %60-%70 oluşmuş durumda. Bir Kürt yapılanması bölgede oluşacak. Tabii bu bizi, yani Türkiye'yi de büyük ölçüde tehdit eden bir yapı olacak. Büyük Orta Doğu projesinde eğer 2011'de biliyorsunuz Suriye'ye bir aslında Amerika Birleşik Devletleri farklı isimler aracılığıyla bazı haberler göndermişti. Yönetimin, rejimi ve sınırlarının değişmesi gerekiyor. O yüzden de seçimler yapın, Beşar Esad değişsin. Bazı teklifler götürüldü farklı siyasiler aracılığıyla ve ardından da farklı yapılanmalar Suriye'ye saldırmaya başladı. Ve bunu lanse ettikleri zaman 2011 yılında işte Suriye'nin iç savaşı olarak lanse edildi ama aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bir vekalet savaşı yürütülmüştü. Bu noktada biz Amerika'nın yanında yer almak yerine Suriye'nin, Beşar Esad'ın yanında yer almış olsaydık, bu projeye hayır diyebilseydik 2011 yılında, acaba bu kadar bir parçalanma bölgede
bu kadar bir Amerika'nın ve farklı terörist yapılanmaların olduğu bir atmosfer gelişebilir miydi? İsrail bu kadar rahat davranabilir miydi? Tabii ki bu aslında Türkiye'nin ya da daha doğrusu bölgedeki ülkelerin gücüyle orantılı. Türkiye eğer yeteri kadar güçlü olup politikayı ya da satranç tahtasında taşları dediğiniz şekilde oynayabilseydi belki çok daha farklı olabilirdi. Ama sonuçta Suriye rejimine yönelik olarak Türkiye o dönemde yoğun bir çaba harcamıştı. Bölgeyi biraz daha demokratik hale getirmesi yönünde o dönemin Dışişleri Bakanı ve danışman olarak Davutoğlu'nun bu konuda bir takım çabaları olmuştu. Ama Suriye rejimi ne yazık ki iktidarı ve gücü elinde tutabilmek için bölgede bu tür bir demokratikleşmeye ve Türkiye ile işbirliğine o dönemde yanaşmadı. Ve daha sonra da bölgeyi resmen bir ateş çukurunun içine attı. Tabii Rusya'nın desteği olmasa Suriye rejimi şu ana kadar ayakta kalması mümkün değildi. Ama Rusya'nın o büyük desteği ve Rusya'nın yıllardan bu yana Orta Doğu'ya inme hayali Suriye'nin içinde bulunduğu bu projeyle aktif hale gelmişti. Ben Suriye'ye birçok kez gittim bu olaylar başlamadan önce. Ülkede inanılmaz sayıda Rus danışmanlar zaten ta o zamandan beri aktif biçimde hem hükümete hem askeriyeye destekte bulunuyordu. Gereken silah desteğini de veriyordu. Bunun yanında bir de İran'la olan olumlu ilişkileri Suriye rejimini bu hale getirdi. Peki. Bütün mesele ne kadar pazınız güçlü olmasın. Kesinlikle. Peki. Sayın Coşkun, önemli ayrıntılara vurgu yaptınız. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz katkılar için. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, gazeteci Sayın Eyüp Coşkun'a çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Türkiye'nin en hayati meselelerinde anlaşamayan iktidar ve muhalefet açılım meselesinde anlaştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Devlet teklif ediyorum. Bu iki açıklama AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun etti. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörist Başı Öcalan'ı meclise çağıran MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti. Allah'a hamdolsun. Pek çok alanda hayal dahi edilemeyecek yerlere geldik. Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik. Devlet Bey tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle, feraset ve tecrübesiyle, cesur çıkışlarıyla, akıl dolu cümleleriyle daima tarihe not düşen, tarihe istikamet çizen bir liderdir. Kürtlere devlet vaat ediyorum diyen CHP Genel Başkanı Özel de Erdoğan'dan tebrik aldı. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren hep söylediğimiz devlet herkesin devleti olmalı, devlet herkesi eşit kucaklamalı. Siyasetimizi 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa açık yüreklilikle dile getirdiği ve kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel'i buradan tebrik ediyorum. Günün en dikkat gelişmesi bugün İstanbul Esenyurt'ta geldi ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK-KCK silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. Esenyurt'un CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı. Gerekçe Özer'in PKK-KCK silahlı terör örgütü üyeliği iddiası. Hakkında gözaltı kararı verilen Özer sabaha karşı evinden alındı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapıldı. Aramalar sırasında Çevik Kuvvet ekipleri belediye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Karara tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın İmralı açılımını hatırlattı. Daha bir hafta önce, 10 gün önce İmralı'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açılım yapan akıl, bugün Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını gözaltına alıyor. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık kardeş. Bu iktidarın kurnazlıklarından kolluğa, milletin emanet ettiği koltuğa müdahale etmelerinden bıktık. Sabahın altısında bir belediye başkanını, bir bilim insanını evinden alıp götürmenin ayıp olduğunu, hukuka aykırı olduğunu herkes bilir. Ya belediye başkanı zaten saat 9'da mesaisine gidecek. Yok, algı yaratacaklar. Yargıyı siyasetin ayarı için kullanan aklın bu ülkede artık iktidarı bırakma vakti gelmiştir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'sa yargıya güvenin dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu bir soruşturma. Bu soruşturmanın tabii ki neticesini beklemek gerekir. Burada dosyadaki delilleri bilmeden, dosyanın içindeki durumla alakalı herhangi bir bilgi olmadan konuşmak doğru olmaz. Dolayısıyla dışarıda yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmeler. Bu bir soruşturma. Bu soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Soruşturmanın neticesine göre yargı en doğru kararı verecektir. O nedenle yargıya güvenelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, yıllarca kamuda ve akademide üst düzeyde görevlerde bulunmuş, daha 6 ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühüyle göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialarsa temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz ne size teslim oluruz açıklaması yaptı. Esenyurt operasyonu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Sayın Özel'e de bundan rahatsız olma. Bu işi öğreneceksin. Hukuksuzluk nedir? Bunu da öğreneceksin. Dolayısıyla şunu bilmen lazım. Hukuksuzluğun olduğu bir yerde adalet olmaz. Hukuksuzluğun olduğu bir yerde adil bir yönetim biçimi olmaz. Bunları öğrenmeye mecbursun. Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken terör örgütünün mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan niye rahatsız oluyorsun? Bundan rahatsız olmayacaksın. Tam aksine burada mevcut yönetime destek vereceksin. Piyasalarda gözler bir süredir altın fiyatlarının üzerinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Fiyat artışındaki ana gerekçeler Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ikilisinin Orta Doğu'yu bölgesel bir savaşa sürükleme çabası ve ABD başkanlık seçimleri. Dünya Altın Konseyi'nin yılın 3. çeyreğine ilişkin yayımladığı altın talep eğilimleri raporuna göre küresel altın talebi bu dönemde 1.313 ton oldu. Böylece yılın 3. çeyreğinde dünya altın talebi yıllık bazda %5 oranında artarak rekor seviyelere çıktı. Altın talebindeki güçlü büyüme fiyatlara da yansırken bu dönemdeki talebin değeri yıllık bazda %35 oranında artarak ilk kez 100 milyar doları aştı. Yılın 3. çeyreğinde altın fiyatlarında üst üste rekorlar görüldü. Bu dönemde ortalama fiyat geçen yılın aynı dönemine göre %28 oranında yüksek seyretti ve ortalama ons fiyat bu dönemde 2474 dolar oldu.
altına dayalı borsa yatırım fonları talepteki büyümenin ana itici güçlerinden biri olarak öne çıktı ve yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdi. Altının piyasadaki konumu güçlendi. Öte yandan külçe ve madeni para yatırımı 3. çeyrekte yıllık bazda %9 oranında geriledi. Altın mücevher talebi de Hindistan'daki güçlü büyümeye rağmen yıllık bazda %12 azaldı. Merkez bankalarının altın alım hızı 3. çeyrekte yavaşlama göstererek 186 ton seviyesinde seyretti. Yapay zeka ve teknolojide altın kullanımını desteklemeye devam etti. Bu dönemde teknolojide altın kullanımı yıllık bazda %7 oranında arttı. Altında küresel ölçekte yaşanan artış Türkiye'de de kendini gösteriyor. Gram altın 3000 lirayı, çeyrek altında 5000 lirayı geçti. Sayın seyirciler, doğa tahribatı ve tabii ki vahşi madencilik ya da farklı projelerin yarattığı doğadaki tahribat uzun zamandan beri aslında Türkiye gündeminde kendini gösteriyor. Özellikle yanlış yerlere yapılan HES projelerinin yarattığı tabii ki doğa katliamı yarattığı ekosisteme yarattığı olumsuz etkiler de aslında çevrecilerimizin ve tüm Türkiye'nin de sürekli hatırlattığı örnek olaylardan bir tanesi. Şimdi bir konuğumuz var. Uzungöl'le konuşacağız. Uzungöl'le ilgili konuşacağız. Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sayın Abdullah Özen bizlerle birlikte. Sayın Özen, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Bülent Bey. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Uzungöl, müzün maalesef yaşadığı bazı sıkıntılar var. Özellikle son dönemde belki de ilk önce şuradan başlayalım. İmarın dışında farklı kaçak yapılaşmaların yarattığı biraz da görüntü kirliliği var. Sanki Uzungöl'de bir parça eski kendi doğal görünümünden biraz uzaklaştı. Biraz buradan belki başlanabilir. Ardından da bir HES projesi var. Bu HES projesinin uzun vadede yaratacağı bazı sıkıntılar var. Bilgileri, ayrıntıları sizden alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle Meltem TV bu fırsatı bizlere tanımış olduğu için teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Uzungöl denildiğinde özellikle son 10 yılda işte betonlaşma ve o imar sorunu önemli olarak ilk başta yer alıyor. Bununla alakalı da maalesef kötü bir algı var. Bizler bu algıyı düzeltmek noktasında da zorlanıyoruz. Aslında bu yayın aslında güzel bir fırsat olacak bizler için. Onu da şu şekilde ifade etmek isteriz. Uzungöl 1962 yılında nahiye statüsünden beldelik unvanını alaraktan belediye olmuştu. Yıl 2024 olmuş olduğu halde Uzungöl'ün henüz bir imar planı maalesef yok. İmar olmayınca da bölgede yaşayan insanlar dört kuşak, yani büyük dedeniz, büyük babanız, işte anne babanız, siz ve eşiniz, bir de çocuğunuz olunca dört kuşak bir evde yaşamak zorunda kalıyordu. Hal böyle olunca buradaki vatandaşlar imar planı olmadığı için kendi tapulu arazilerinde yapılaşma yaparaktan geçimini idame ettirmek zorunda kaldığı için yapılaşmaya gitmiştir. Şu an VTR'de de görüyoruz. Şu an şurada görmüş olduğunuz bütün binalar, bütün evler ve iş yerleri %99'u hepsi Uzungöl'lü vatandaşların tapulu arazilerinde yapmış oldukları yapılardır. Hiçbiri Hazine ve Yakamo arazisinde değildir. İmar sorunumuz maalesef uzun yıllardan beri devam ediyor. Bu akşam biz daha büyük aslında bir sorunumuz var. Hidroelektrik santralini konuşacağız. Hemen Uzungöl'ün 4 kilometre aşağısından başlayacak olan ve de hemen ekranlarda yine yansıyor. Taşkıran Mahallesi. Bu Taşkıran Mahallesi'nin merkezine kadar gelecek olan bir proje bu. Bu projeyi biraz detaylandırmadan önce şu bilgileri vermek istiyoruz. Uzungöl bir turizm bölgesidir. Evet, kabul. 2024 yılında şu an için Doğu Karadeniz bölgesinde turizmde birinci sıradadır. Yılda yaklaşık 1 ile 1,5 milyon turist, yerli ve yabancı toplamda Uzungöl'ü ziyaret etmektedir. Bu turizm verisi haricinde de Uzungöl bir sit alanıdır. Bunun haricinde Uzungöl bir tabiat varlıkları tarafından korunan bir yerdir. Bir de özel çevre koruma bölgesi ilan edilen, çok nadir olan koruma statüsüne sahip olan noktalardan biridir.
Hidroelektrik santrali ise Uzungöl'ün, gölün 4 kilometre aşağısından başlıyor ve tam özel çevre koruma sınır çizgisinin kenarından başlatılıyor. Bu sınırın hemen yanında da atık tesisi bulunmaktadır. Bu atık tesisi de 5-6 yıl önce yapılmış, lakin henüz aktif değildir. Yani Uzungöl'ün bütün kanalizasyonu ve pislikleri o yapıldığı günden beri Solaklı Deresi'ne akmaktadır. Bu hidroelektrik santrali de başladığını varsayar isek, var olan şu görmüş olduğunuz Solaklı Deresi'nin can suyu olarak %20'sini bizlere bırakacaklar. %80'ini de işte borulara sıkıştıraraktan tünellerle enerji üretecekler. %20 can suyunun bırakılacak olduğu şu ekranlardaki görüntüyü, atıkların karışmış olduğu, bataklık haline döneceği, bölgede olan 6 tane değirmenin, yani insanlarımızın tek geçim kaynağı, turizmden başka geçim kaynağı olan işte hayvancılık, mısır ve benzeri, mısırını ötecek olduğu 6 tane değirmenin de pasifize etmiş olacaktır. Yine bilimsel verilerle şunları da sizlere iletmek isteriz. Uzungöl'ün yaylalarında olan Haldızen Deresi üzerinden Uzungöl'e kadar ve Uzungöl'den Karaçam yol ayrımına kadar, Karaçam yol ayrımından da Bayburt Sırrı'na kadar olan Soğanlı Dağı'na kadar olan derede sadece o bölgeye has bir iki çeşit alabalık türü bulunmaktadır. Bu alabalıkların da göç yoludur burası. Siz buraya %20 can suyu bıraktığınız zaman, kanalizasyonu da oraya kattığınız zaman bu balıkların göçünü de engellemiş olacaksınız. Ve burada o suyu kesmekle aslında bu kadar korunan bir bölgede de ekolojik sistemin bozulması bir mucize değil, bir sebep-sonuç ilişkisi olacaktır. Bizler vatandaşlar olarak, STK'lar olarak buna karşıyız. İsterseniz biraz soru cevap şeklinde gidebilirim. Biraz çok konuştuğum gibi oldu ama kusura bakmayın. Daha fırlar. Yani bu noktada aslında bu suyun kesilmesi ve %20 oranda suyun verilecek olması bölgedeki hem alabalık popülasyonunu etkileyecek hem de buradaki fosfetiğin de yine buralara verilecek olmasıyla aslında sağlık açısından da çok ciddi sonuçlara da yol açabilecek. Belki de kuraklık tehlikesi bile orada kendini gösterebilecek. Yani doğru mu anladık bu noktada? Kesinlikle. Evet. Ama kuraklık biraz zaman alan bir şeydir. Hemen başlanıldığında bunun sonucu olmaz ama bir 7-8 yıl sonra etraftaki kuraklama alanları ortaya çıkacaktır zaten. Bu da dengeyi bozacaktır. Son bir cümle alayım. Bu noktada ne yapılması gerekiyor? Son cümle bir toparlayıcı. Şöyle ki bu firmayı Trabzonspor 2012 yılında almıştı. 2012 yılından beri henüz başlamadığı için kanun der ki 7 yıl içerisinde bir başlangıç yapmaz iseniz ÇED raporunun yenilenmesi gerekir. Oysa ÇED raporu yenilenmedi, süresi uzatıldı. 2019 yılında da tarih yanlış belki olabilir ama bunu ADV Elektrik alıyor ve yapmak istiyor. Burada biz hukuki mücadelemizi başlattık. Şu an için Danıştay'da dosyamız. Bu Danıştay'a da bilimsel raporları da üniversitelerimizden çıkararak ekledik. Konuyu Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Her koldan bunun artık durması lazım. Çünkü burası bir turizm bölgesi. Burası bütün koruma kurulları tarafından korunan bir bölge. Uzungöl, bir tane Uzungöl. Başka bir Uzungöl'ümüz yok. Yani burada HES büyük bir hata. Bu firmaya başka bir yerde yer verilmesini biz öngörüyoruz. Peki. Bizlere de fırsat vermiş olduğunuz için de başta Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon İl Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun yayınımıza katkı verdiğiniz için. Teşekkürler. Çok sağ olun Mehmet Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, Sayın Abdullah Özen'e çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim bir diğer gelişmemizle. Bağımsız Türkiye Partisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu bir programla kutladı. Bakırköy'de gerçekleştirilen programa Genel Başkan Hüseyin Baş da katıldı. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı programda konuşan Hüseyin Baş, Türkiye'nin sıcak gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Teşkilatı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu programla kutladı. Bakırköy Cem Karaca Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Cumhuriyet kutlamasına çok sayıda vatandaş katıldı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da katıldığı program
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Farklı yörelerden halk oyunlarının sahnelendiği programda hep beraber marşlar söylendi. Çocukların sahnedeki coşkusuna Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş da eşlik etti. Programda kapanış konuşmasını yapan BTP Genel Başkanı Baş, Türkiye'nin sıcak gündemine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist Başı Öcalan'ı meclise davet etmesiyle ilgili konuşan Bağımsız Türkiye Partisi lideri, bu çıkış için devlet aklı devreye girdi ifadesinin kullanılmasını eleştirdi ve o Amerika Birleşik Devletleri Devleti'nin aklı dedi. Sayın Bahçeli bir çıkış yaptı. Bütün televizyonlarda Bahçeli'nin tarihi çıkışı diye anlatılıyor. Tarihi çıkış neymiş? Neymiş? Ne başkan? Terörün başı, elebaşı meclise gelsin. Tarihi çıkışa bak. Tarihe el uzatmaya bak. Lan siz demediniz mi? Bu ülkede terörü bitirdik. Siz demediniz mi? Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Bunları biz mi iddia ettik? Biz mi uydurduk? Sen o çıkışı yaptın ya da sana birileri bu çıkışı yaptırdı. Ertesi gün 5 şehit verdik. 5 şehit verdik. Şimdi bu şehit kanları kimin elinde? 40 senedir bu şehit kanları kimin elinde? Acaba kimin elinde? Neymiş? Kürt sorunu varmış muhalefet. Ana muhalefet de diyor ki Kürt sorunu yok dersen Türkiye'yi 50 sene geriye götürürsün. Kardeşim Türk sorunu var dersen Türkiye'yi 150 yıl geri götürürsün. Bakın kavramsal olarak böyle bir ifade olamaz. Biz bunu Bağımsız Türkiye Partisi olarak reddediyoruz. Kavramsal olarak Kürt sorunu diye bir ifade olamaz. Bir kere Kürt sorunu demek, Kürt, bizim Kürt kardeşlerimizi de kandırıyorlar. Kürt sorunu demek, Kürt'e verilen bir, atfedilen bir ifade değil. Kürt sorunu, Kürt'ün dışındakilere atfedilen bir sorun. Yani geliyorsun, Laz'a, Çerkez'e, Arnavut'a, Türk'e, Boşna'a diyorsun ki, Kürt sorunu var. Bu anlama gelmiyor mu? Ha bana de ki Kürt kardeşlerimizin bazı sorunları var. Evet, evet, eğitim sorunu var, ekonomi sorunu var, emeklilerinin maaş sorunu var, asgari ücretinin düşüklüğü sorunu var, yeraltı kaynaklarının, altınının, petrolünün, borunun, alüminyumunun, doğalgazının, yabancıya peşkeş çekilme sorunu var, tarım yapanının ürettiği ürünü bedavaya sokağa dökme sorunu var. Ama bu sorun Kürtlerimizin sorunu değil. Bu sorun iktidarın sorunu. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede iktidar sorunu vardır. Bu ülkede muhalefet sorunu vardır. Devlet Bahçeli'nin APO çıkışının ardından devlet aklı devreye girdi denmeye başlandığını ifade eden Hüseyin Baş şöyle devam etti. Devlet aklı. Olaya bak. Devlet aklı devreye girmiş. Ulan milyonlarca mülteci sınırdan geçti. Neredeydi o devlet aklı? Kozmik odaya girildi. Neredeydi o devlet aklı? Kıbrıs'ta referandum yapıldı. Rum hayır demeseydi Kıbrıs gidiyordu. Neredeydi o devlet aklı? Bak o devlet aklı Amerika'nın aklı. Türkiye'de zannediyorsunuz ki devlet aklı kaldı. Devlet aklı. İktidarı ele geçiren, muhalefeti ele geçiren, kendileri söyledi askere sızmışlar, askeri ele geçiren Amerikan aklı, devlet de akıl mı bırakır? Kimi kandırıyorsunuz? Sonra kavramlar diyoruz ya, devlet aklı olmaz, aklın devleti olur. Aklın devleti olur. Eğer bir akıl arıyorsan da o akıl da bu salondadır. Sonra ne dedi?
aynı şekilde tarihi çağrı yaptı diyenler propaganda yapıyorlar. Ne dediler? Amerika ne olduğunu şaşırdı. Amerika'yı öyle bir kontrpiyede bıraktı ki Bahçeli, ne olduğunu şaşırdı. Yani Amerika'nın aleyhine iş yapıyor. Lan Suriye'yi paramparça etmek istedi Amerika. Bu hükümet önünü açtı. Irak'ı paramparça etmek istedi. Bu hükümet önünü açtı. İsrail Gazze'ye her gün bomba yağdırıyor. Kürecik'ten sen onun bilgisini veriyorsun. Radar üssünü kendi topraklarında tutuyorsun. Azerbaycan'ın petrolünü İsrail'e senin yollarınla geçiriyorlar. Ama biz Amerika'nın aklını almışız. Amerika'nın aklını almışız. Kim kimin aklını almış acaba? Ve aklını kaç paraya almış? Asıl soru bu. Biri birinin aklını almış da kaç paraya almış? Asıl soru bu. Hüseyin Baş, Türkiye'deki siyaset tarzı üzerine de şunları söyledi. Eğer bu ülkede iktidarın bileşenleri, ana muhalefet, her biri hep bir ağızla ittifak ediyorsa anlayın ki orada bir problem var. Bunların ittifak ettiği konuları söyleyelim. Ne? Anayasayı değişmemiz lazım. Hepsi ittifak ediyor. Yok orasından değişelim, yok burasından değişelim. Sonuçta hepsi anayasayı değişmek istiyor. Lan siz deprem oldu, depremde ittifak edemediniz. 11 şehir yerle bir oldu, ittifak edemediniz. Siz asgari ücretin belirlenmesinde ittifak edemiyorsunuz. Anayasa değişeceği zaman, APO ile müzakere edileceği zaman, terörle el sıkışılacağı zaman ittifak ediyorsunuz. Demek ki bir irade var arkadaşlar. Bir irade var. Sarılın bakayım diyor, sarılıyorlar. Kavga edin bakayım diyor, kavga ediyorlar. Türkiye'nin özeti ne yazık ki budur. Ve şunu hiç kimse unutmasın. Ve iddialıyım. Türkiye'de hiçbir dış hesaplaşmanın ürünü olmayan, hiçbir yabancı unsurun değirmenine su taşımayan tek bir irade kalmıştır. O da Bağımsız Türkiye Partisi iradesidir. Ve Cumhuriyet'in 101. yılında atamıza söz veriyoruz. O irade son nefesine ve kanının son damlasına kadar bu cumhuriyeti, bu ülkenin bağımsızlığını, bu milletin birliğini ve beraberliğini sağlamak için çalışacaktır. Bunlar kardeşi kardeşle, arkadaşı yoldaşla kavga ettirmenin peşinde. Evet, Sayın Hüseyin Baş'ın açıklamaları bu şekildeydi. Evet, şimdi ise BTP Kadın Kolları Başkanı Sayın Seçil Mumcuoğlu bizlerle birlikte. Sayın Mumcuoğlu, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Bağımsız Türkiye Partisi Cumhuriyet Şöleni'ni, Cumhuriyet Bayramı'nı güzel bir şölenle kutladı. Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da açıklamaları vardı. Gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmeler. İlk önce bu şölen nasıl geçti? Biraz bundan bahsedelim. Ardından da Hüseyin Baş'ın açıklamaları için neler söylemek gerekir? Şölenimiz gerçekten çok güzeldi. Öncelikle bu hafta sonuç itibariyle Cumhuriyet Haftası tekrar Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Şölen baştan sona çok güzeldi. Her şey de çok güzeldi. Planlaması çok güzeldi. Kalabalığı çok güzeldi. Genel Başkanımız oraya da bir zaten göndermede bulundu. Lebalep dolu salon diye. Hakikaten en canç doluydu. Pek çok kişi dışarı taşmıştı. O anlamda da çok güzeldi. Aynı kalple buluştu insanlar. Herhalde aslında güzel olan şey şuydu. Bağımsızlık sevdalıları bir aradaydı. Atatürk'ün emanetine sımsıkı sarılanlar bir aradaydı. Gerçekten orada ey Türk gençliği dediği zaman Atatürk'ün seslendiği kişiler, bu konuda kendi üzerinde sorumluluk hissedenler oradaydı. Bütün oyunları bozmaya niyetli olanlar oradaydı. Satın alınamayanlar ve satın alınamayacak olanlar oradaydı. O yüzden Bağımsız Türkiye Partisi muhteşem bir şölenle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Folklor gösterileri çok güzeldi.
çok coşkuluydu. 7 bölgeden folklor gösterilerinin sergilendiği çok güzel bir atmosfer vardı. Hatta mesela bir horonda sahneye atladı. Muhtemelen Doğu Anadolu bölgesinden ya da Güneydoğu'dan arkadaşlarımız. Hakikaten orada çok güzel bir horon teptiler. O da çok güzeldi. Diyorum ya, memleketin her köşesinin ayrı ayrı ele alındığı, herkesin o bayramı içtenlikle kutladığı, ecdadına karşı sorumluluklarının farkında olan insanların bir arada kutladıkları bir şölendi ki bu bir bayram da, evet bu bir bayram. Unutmamamız gereken bir bayram, ama genel başkanımın sözlerinde ifade ettiği gibi kırmızılar giyiyoruz çünkü biz cumhuriyetin ne demek olduğunu biliyoruz. Kırmızılar giyip bir şeyleri hatırlamak, hiç unutmamak ve herkese de hatırlatmak istiyoruz ki biz bu cumhuriyeti kolay kolay kurmadık. Dedelerimiz, atalarımız, nelerimiz bu cumhuriyeti kolay kolay kurmadılar. Ve al bayrağımızdaki kırmızılık ne kadar canlı ve hakiki ise, cumhuriyetin temellerini atan o güzel mücadele de o kadar zor, bir o kadar çetin, bir o kadar canlı ve bir o kadar hakiki. O yüzden cumhuriyetimizden öyle vazgeçmeyiz. Aslında giydiklerimiz, aslında hissettiklerimiz bunun bir ifadesi. Her anlamda güzeldi. Şimdi konuşmaları teker teker şöyle bir aklımdan geçiriyorum. Gençlik Kolları Başkanımızın ifadeleri, sahip çıkışı. Sonra yine konuşmacılardan Dilber Hanım'ın cumhuriyetin aslında bir kadının hayatında ne demek olduğunu veciz cümlelerle ifade edişi. Ahmet Hamdi Bey'in Rauf Orbay'ın dilinden Atatürk'le ilgili anlattığı, aslında her zaman bildiğimiz ama bir küçücük notla aslında Rauf Orbay'ın bunu söylemesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattığı bir kısım vardı. Çünkü orada dedi ki, Rauf Orbay'ın bilirsiniz, hepimizin bildiği bir sözü vardır. Der ki, biz olmasaydık da Atatürk cumhuriyeti ne yapar ne eder yine kurardı. Ama o olmasaydı biz hiçbir şey yapamazdık, milli mücadeleyi kazanamazdık, cumhuriyeti kuramazdık. Bu sözü hepimiz biliyorduk ama mesela ben o gün öğrendim. Rauf Orbay'ın 10 yıllık bir sürgünle aslında Atatürk'e muhalefet edip bir suikast girişiminde belki de rol oynamaktan hüküm giydiğini, 10 yıl yurt dışına sürüldüğünü o anda öğrendim. Bu böyle bir insanın, hani belki de bazı hatalar da yapmış olan ama aynı zamanda Atatürk'ün silah arkadaşlığını yapmış olan, bu mücadelede yer almış olan bu insanın Atatürk'ün vefatından sonra söylediği bu cümleler ne kadar kıymetli, öyle değil mi? Yani diyor ki, biz olmasaydık da o yapardı, ama olmasaydı biz hiçbir şey yapamazdık. Aslında çok büyük bir itiraf. Hepimize de çok büyük dersler ifade ediyor. Yine genel başkanımızın sözlerine başlarken söylediği o cümle çok önemliydi. Dedi ki, Atatürk'ü, cumhuriyetimizi nasıl ve neden seveceğimizi bize öğreten Profesör Doktor Aydar Başbey'e minnettarız. Hakikaten öyle. Aslında sadece Bağımsız Türkiye Partisi kadroları olarak biz değil. Farkında olsa da olmasa da bu millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçlu. Fakat onunla arada köprü olup onun hakikatini bize anlattığı için, Atatürk'ü neden ve nasıl sevmemiz gerektiğini bize öğrettiği için Profesör Doktor Aydar Başbey de minnettar olmalı. Biz bu minneti de içimizde yaşıyoruz. Yani ebedi genel başkanımızdan genel başkanımıza ve bütün fertlerimize kadar, o salonda olan veya ekranları başında bu coşkuya dahil olan bütün Bağımsız Türkiye sevdalıları ile beraber, peki, hakikaten coşkulu bir bayram kutladık. Peki. Sayın İmcioğlu, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
Evet sayın seyirciler, BTP Kadın Kolları Başkanı Sayın Seçil Mumcuoğlu'na çok teşekkür ediyoruz ve yurtta ve dünyada öne çıkan gelişmeleri paylaştık bugün de. Yarın yine aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.